Kale eteğinde yapmış olduğumuz restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmasında orada 72 mağara gün yüzüne çıkartıldı. Bu mağaralar milattan sonra 1. yüzyıl dönemine ait ve bir nevi Şanlıurfa'da Kral Apgar döneminin yaşandığı, oraya ait olan kültürlerin işlendiği bir hazine olarak karşımıza çıkıyor. Yine mağara tabanlarında 5 adet mağaramızda işte o döneme ait figürler işlenilmiş. Bu mağaralarda bunlar anıt mağara, mezarlık olarak mağaralar bir nevi kullanılmış durumda. Yani yaşayan aile öldükten sonra mağaraların tabanına defnedilmiş durumda. Açılmamış, giriş kısmı enstitü olarak günümüze kalmış ve tipik bir örnek oluşturan bir kaya mezar odamız var ki bu hani Templum in Antis dediğimiz tapınak görünümlü kaya mezarı ki bunun benzerleri özellikle Batı Anadolu'da, Güneybatı Anadolu'da Klike bölgesinde karşımıza çıkmakta. Burada da bizim yaptığımız çalışmalarda genelde bunlar iki odalı. İç kısımda yine klineleri olan, içine mezar ölülerin gömüldüğü yerlerdir. Tabii çevrelerinde yine sütun benzeri şeyler, süslemeler yer almakta. Ön kısmında sütunların yer aldığı, üstünde bir çatı, süsleme çatı, akroterleri var ve ortasında İstiridye kabuğu diye niteleyeceğimiz bir motifin yer aldığı. Sütun başlarında da özellikle ön cephede insan figürün, lotus yapraklarının üstünde insan figürünün olduğunu görmekteyiz. Bu da Şanlıurfa ve turizmi için, kültür tarihi için önemli olduğunu göstermektedir bu alanın. Burayı turizme ve Şanlıurfa'ya kazandırmaya çalışıyoruz.